Alo. Merhaba. Vay. Kardeş, ne haber? Merhaba. Eyvallah. Eyvallah. Ya biz de biraz önce geldik sayılır, böyle oturuyoruz falan. Ha, maketi. Çok beğendim. Acayip beğendim. Keşke daha önce alsaydım böyle bir şey var. Yani. Bir şey içer misin? Varsa çay içeriz. Çay efendim. Efendim, ne güzel bir ev maketiymiş. Siz mi yapacaksınız? Ya evet. Halo arkadaş hediye etti. E oğlum, sen sevilen adamsın. Gelenin gidenin olacak. Yani misafire katlanacaksın bir süre. Ben de bayılırım efendim maket yapmaya. Ama Haluk Bey'in böyle hobileri olması çok ilginç. Ne ilginç ayol? Seviyor demek ki adam. Hayatım, Haluk Bey böyle ince zevkleri olan bir adam değil ki. Yalan mı söyleyeyim? Ha, makete başladın mı? Tabii başladım. Çok zevkli. Hayatım, duydun mu? Göz göre göre arkadaşına yalan söyledi. Duydum. Duydum da bu bizi ilgilendirmiyor Sertaç. Açıkçası beni biraz ilgilendirebilir hayatım. Sertaç, susar mısın? Bak sus, yoksa çok fena olur. Bak, iyi ki beni ve Gaye'yi dinlemişsin. Gördün mü ne kadar mutlu oldu Emin? Yani ne kadar önemli. Evet ya, Emin Bey'in ömrüne ömür kattınız Haluk Bey. Vallahi ben de anlamadım yani. Öyle bir anlam katmış ki bu makete. Yani başladım deyince bir sevindi çocuk gibi, ha, sesi değişti. İyi. Yani ona şu anda en çok lazım olan şey moral. Ya moral iyi olsun ki bir an önce iyileşsin. He? Bence ne olursa olsun insan arkadaşlarına yalan söylememeli. Hah, doğrucu Sertaç Bey konuya el atmıştı. Sertaç, buraya geldik. Arkadaşlarımızın yanına güzel güzel çaylarımızı içelim. Yorum yapmayalım, olur mu hayatım? Yoksa ben konuşunca çok kötü olur. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Az önce hasta bir insana hunharca yalan söyledi. Hasta insana bunu yapan sağlama neler yapmaz. Sertaç Bey, bence de insan arkadaşına yalan söylememeli. Ama bu özel bir durum. Yani biraz önce siz de anladınız herhalde. Anlatabildik diye düşünüyorum. Dostluğu, arkadaşlığı ben senden mi öğreneceğim ha? Ben taş fırın erkeğiyim. Normal şartlarda ben de yalan söylemem ama öyle gerekti. Gördük efendim, gördük. Hiç tereddüt etmeden bir çırpıda çatır çatır söylediniz. Yalanların ardı arkası kesilmedi. Kardeşim, sen anlamak istemiyor musun ya? Öyle gerekti, öyle söyledik. Lütfen. Lütfen siz sinirlenmeyin. Lütfen. Ben şimdi onun icabına bakacağım. Bir dakika. Sertaç, bundan sonra evde oturursun tek başına. Ben buraya gelirim misafirliğe. Ona göre sus. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Ben onların iyiliği için söylüyorum. Vallahi billahi. Ay. Bak, Meltem Hanım'la Haluk Bey'i ne kadar çok sevdiğimi sen biliyorsun yoksa. Ya seviyorsan o zaman ona göre davran. Yani böyle konuşup da benim cinlerimi tepeme getirme yani. Evet yani. Seviyorsanız gidin konuşun bence yani Sertaç Bey. Sevdiğim insanları uyarmak, onları yanlış yollardan döndürmek benim hayat biçimimdir efendim. Siz isteseniz de istemeseniz de ben sizi bu konuda uyarmaya devam edeceğim. Geliyor musun? Alo. Tomruk mu? Sertaç Bey, bazen çok istisnai durumlarda insan karşısındakini üzmemek, kırmamak, hatta mutlu etmek için böyle pembe yalanlar söylemek zorunda kalabilir. Ben kalmam efendim. Hele ki karşısındaki insan hasta ve hassas bir dönemindeyse. Normal zamanda ben böyle bir hediyeyi almam bile. Verme kardeşim bana derim, ben yapamam derim. Ama adam kalp ameliyatı olmuş. Sen çok doğru bir şey yaptın Haluk'cum. Sen boş ver Sertaç Bey, doğrusunu yaptın. İnsan bazen doğru yollardan sapabilir. Ama eşi bile kendini uyarmıyorsa efendim, söyleyecek çok bir şey yok. Baba, eşleri karıştırmayalım. Ayol, ben seni uyarıyorum da ne oluyor? Anlıyor musun ki? Ben her zaman doğruların peşindeyim hayatım. Sen benim en çok bu özelliğimi sevmedin mi? Tamam. Evet, bu özelliğini sevdim. Ama sayende çevremizde hiçbir arkadaşımız kalmıyor Sertaç ya. Sertaç Bey, ben Haluk'u uyarmam gerektiğini düşünmüyorum. Yani hatta bu konuda ona destek bile veriyorum. Haluk çok vicdanlı biridir. Kendine yakışanı yaptı. Yalan bir alışkanlık Meltem Hanım. Ailenin tüm bireylerine sirayet etmiş olabilir. Sizin böyle düşünmeniz normal.
Meltem. Bugün ne kadar sabırlıyım, farkında mısın? Çok farkındayım canım, çok farkındayım. Aynen böyle devam et. Haluk Bey sabır ve öfke kontrolü konusunda rekor denemesi yapıyor Meltem Hanım. Umarım başarır. Aman dilinizi ısırın. Yani Sertaç, şuraya arkadaşlarımızla geldik. Güzelce bir çay içelim, sohbet edelim diye. Yine burnumuzdan getirdin yani. Buldun yani bir şey. Bak Sertaç, ben sana söylemiştim. Bak ben konuşunca kötü olur demiştim. Bundan sonra tövbe. Buraya bir daha gelmiyorsun. Ben yalnız geliyorum. Seni evde bırakıyorum. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Fikirlerimi beyan ediyorum. Ay!